Hepinize merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan diyerek videomuza başlıyoruz. Bir anda babamın gaza gelerek araba alma hevesi canlandı ve bugün aslında bir araba almanın videonun, uzun bir videonun içerisindeyiz. Artı bir dizaynı tercih ettik. Daha önce baba, senin burada bir alakan oldu mu? Oldu tabii. Gelip gittiğin bir tanışmışlığın vardı. Tanışmışlığım var. Kendi ilk aldığımız 2015 araba Akar'da açıldı ama. Esnaf adamlar, anlayışlı adamlar. Alışverişin oldu, güvenerekten burayı tercih ettin. Tabii isteklerimizi karşılayabilen. Aynen. Zorluk ben göstermeyen. Video konusunda birazcık geç kaldım. Çünkü ben servis olduğum ara boşluklarda da babam geldi burayla, görüştü, arabayı konuştu. Şu arabam olsun, mum olsun vesaire derken. En son Transit'e karar verdik. Yani bir Transit alacağız şu anda. Mantıken bakıldığına, doğru mudur? Doğru. Onaylaman gerekiyor, ben de öyle çünkü. Peki 2024 model? 2024 model. Tamam. Aracı kendi istediğimize, dizaynına göre açtırıyoruz. Evet. Araba tamamen okul pakette açılıyor. Okul paket. Ondan sonra iç dizaynı olsun vesairesi tam bir şekilde hazır. Her şeyle bütün halinde araba bize hazır teslim ediliyor. Evet. Niye böyle çok resmi konuştuk ki biz? Her neyse, babam bir anda gaza gelip araba alma hevesini, model yükseltme hevesini plan projesine girdi. Esnaf güvenliğe başladı bir şeyler derken bir anda araba aldık. Başlangıçtayız şu an. Evet. Şu an araba da kapalı ama plan proje çizildi, yani neyi nasıl istediğimizi konuştuk babam da ben de. Ona göre araba dizayn edilecek, açılacak içi dışı. Bu süreci de sizlerle birlikte izleyeceğiz. Hem de buraya göstereceğiz. Buradaki sadece bizim aldığımız araba değil, benim bildiğim kadarıyla var. Daha sonrasında Mercedes Vito da var, VIP dizayn da var. Birçok şey kapsamlı, alanlı ve alan da büyük zaten. İşletme olarak da büyükler. Her neyse, şöyle bir sıfır transitleri, sıfır araçları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar, babamla da kamerayı alarak. Mesela garip ve ilk defa gördüğüm bir araba Opel. Yani Opel'in de bir şeyi var. Orada dediğim gibi VIP'leri var. Artı bir oto dizayn. Hüseyin abi, seslenle şu arabayı açsamıza bir görelim. Ya bizim şu an aldığımız araba arkadaşlar. Yan kapıyı aç. Yan kapıyı kolla mı açayım? Aa, bu otomatik değil mi? Ha, bu farklı. Daha sonra olacak. Fabrikadan bu şekilde geliyor o zaman bu arabalar. Şu tavan döşeme yok. Şu tavan döşemesi yapılmış. Bu şu an yapılan bir araba. Ha? Rayları var, burada daha döşenmiyor. Yani Hüseyin abi nerede ya? Bir baksana Allah aşkına. Bizim onları bulmamız lazım. O da yok. Yani aslında box'lar falan daha farklı geliyor, daha farklı açılıyor ama servis araçları, panel araçları vesaire bu şekilde açılıyor. Bakın bunlar görmüş olduğunuz gibi klimaların, sonra elektrik tesisatının, bütün her şey bu şekilde oluyor araçlarda. Okul taşıtlarında, panel vanlarda vesaire benim bildiğim kadarıyla bu şekilde. Araba geliyor fabrikadan, çıkıyor ama yani sıfır bir araba gibi değil. İç dizaynını dizayncılar, farklı şirketler, farklı yerler yapıyor. Biz burada fazla topaklanmayalım. Bu şekilde 2024 Transit. Ya ben aslında Transit'i dış görünüş olarak sevmiyorum. Benim fikrimi soracak olsanız, neden sevmiyorum derseniz, bana çok, yani biliyorum çok kaba geliyor, biliyorum ama güzel aslında da. Hybrid'li arkadan çıkış olması güzel. Ford'u tercih etme sebeplerimizden birisi. Onu babama da söyleriz, şimdi o da anlatır. Yani hayalet ekran var araçta. Kendinden ekranı var. Birçok özelliği mevcut bir Transit 2024. Abi merhaba. Merhaba abicim, hoş geldin. Hoş bulduk. Artı bir deyiz dediğim gibi arkadaşlar. Hüseyin abimizle birlikteyiz. Buradaki birazcık bir şeyler çekmiş, ona bir şeyler soracağız. Hem size buraya göstereceğiz, hem kendimiz istediklerimizi aslında konuştuk aslında daha öncesinde. Tabii babamla Hüseyin abi arasında bir diyalog geçti. Ben o sırada servisteydim ama yine de hem buradaki yapılan işçilikleri, istekleri, talepleri nasıl gerçekleştiğini ya da bu tarz arabaların nasıl açıldığını tamamen sizlere göstermiş olacağız. Öyle bir vlog içerisindeyiz. Abi bu söz sende mesela, bu firma ne zamanları çalışıyor? İlk önce bir sizinle görelim. Öncesini bir duyalım senden de. Firmamız bizim bu yıl 5. yılımız. Daha önce başka bir yerlerde bir tecrübemiz var. Tamam. Sektörde 20 yıldır. Sektörün içindeyiz. Bir de iddialıyız. Dediği gibi bu araçların içinde ne yapılabilir? Her şeyi yapıyoruz. Okul taşıtı, servis araçları, fabrika servisleri gibi. Kişinin istediğinin farklı ne varsa hepsini yapıyoruz. Aynen. Onun dışında VIP de var. Tabii ben VIP de var. Evet. Gördüm. Değişik proje araçlarımız da var. VIP'ler de var. Karavan var. Herhangi bir şey sabit. Bu araçlar mesela
Burada bir fısın aracın benzeri. Sizin aracın benzeri bu. Tamam, Ford. Bu araç Crafter'ımız var. Bu Crafter. Yeni kasa 2024 bu da. 2024. Bu yapılmış hali aslında hemen hemen. Çoğu işinin bitmiş olduğu hali. Evet, koltuk işlemleri kaldı. Buradaki işte arkadaşlar orada mesela bir Ford göstermiştir boş. Bunlar yok, döşemesi yok, ray sistemi yok, bedleri yok. Bu araç komple panelvan geliyor. Camsız geliyor. Camsız, evet. Bütün her şey burada camlar açılıyor. Daha sonrasında her şeyimiz de izolasyonunu, klimasını komple bizim kendimiz taktığımız araçlar. Mesela bu araçta Ford sizin almış olduğun aracın devamındaki bir araç. Ha, bu da bir yarısı yapılmış. Yani tamamlanmamış. Daha yarım aşamasında. Elektrik tesisatları çekilmiş, rayları açılmamış mesela. Döşemesi hazır ama rayları açılmamış. Burada en son her şey bittikten sonra anahtar teslim. Teslim, müşteri teslim. Müşteri teslim her şeyle birlikte yapılıyor. Mesela koltuklar var burada başka. Bu araba ne? Sprinter. Pro denilen. Sprinter. Pro. Pro denilen modeli bu da. Tamam. Bu da ekstra odur. 19 kişilik okul otobüsü olacak bu araçta. Anladım. Herkesin isteğine göre. Müşteri nasıl istiyorsa dolmuşla mı, otobüsle mi? Yoksa özel VIP olarak mı? Tabii istediği renklerde, istediği ölçülerde müşterinin ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz biz. Mesela biz konuştuk daha gerçekleşmedi ama Ford'larda mesela siz bir koru LED bir tane koyuyorsunuz, evet. Aşağıda olmuyor. Ama biz bunu istediğimiz için bir tane koyduk stikinde. İki tane koyduk. Evet. Bizim koltuk sayımızda birazcık değişiklik oldu. Mesela evet. USB portu da ona göre ayarlandı. Evet, USB Type-C'li olan USB'lerimiz var, normal USB'lerimiz var. Bir müşteri Type-C'li USB istemiş. Özellikle onu farklı şekilde takmışız. Bu arabalar tamamen vizeye uygun. Koltuk sensörü, kayıt cihazı. Yeni okul taşıtı yönetmenin sonra... ne istiyorlarsa dediğiniz gibi koltuk sensörleri, kayıtlı kameraları, işte dışarıda ağır çıkış vanaları, içeride ağır çıkış vanaları ve her şey mevcut yani. Bütün her şey var. Başka mesela? Bu da bir değişik, bitmek zor olan bir Ford Transit. Tamam. Bu müşteri de değişik aydınlatmış demiş tavanda. Plexi dediğimiz değişik aydınlatma. Acaba onların elektriği bağlı mı? Bağlıdır, bir bakayım istersen. Çok güzel olur. Bir yandan biz de fikir ediniyoruz, proje ediniyoruz. Çünkü biz de bir şeyler yaptıracağımız için belki de plexi, mesela bu bize hitap etmeyebilir, başka bir şey yaptırabiliriz. Kontağı bağlar abi. Aa evet. Mesela. Normalde hazır Ford'larda bu şekilde hiçbir şekilde evet, yok. Aynen. Bunu özel istiyor. Sizin araçta daha farklı bir model yapacağız. Evet. Bu araçta Ford logosu koymuş müşterimiz. Böyle bir şey istemiş. Yani kendi ismini, çocuğun ismini, sembol bir şeyler koyabiliyoruz. Lafını kesin örnek veriyorum. İşte çakmak turizm. Evet. Buraya çakmak turizm yazılıyor. Tabii ki. Daha sonrasında ya da kişi sarı değil de ben mavi istiyorum. Arabanın içine mavi kombin etmek istiyorum. Mavi led istiyor. Bunlar gibi bir sürü seçeneği mevcut. Çok. Yani sınır yok yani. Sınırsız. Artı bir. Araçlar zaten daha güzel. 2024 birçok özelliğin kapsamı bunlar. Peki abi mesela başka senin bize söyleyebileceğin ya da burada yapılan işçilikler? Bizim söyleyebilecek olduklarımız yani müşterinin talebinde bizde sınır yok. İstediği kalitede, istediği konforda her şekilde biz araç yapıyoruz burada. Anladım. Yeter ki istediği müşteri bilsin, biz aynen, gerçekleştiriyoruz. Evet. Sıkıntı yok yani diyorsun. Başka mesela? Burada da bekleyen araçlarımız var dışarıda. Sıralamasıyla işte Opel, bütün... yeni mesela yeni kasa Opel var. Yeni kasa fiyatlı Fato var solda. Bunlar en son çıkan model araçlar. İşte burası da değil, buranın daha ileri yakısında arkada var. İşte... arkada bir tane araçlarımız var. Burası ilk başlama aşamasındaki araçlar. Ben başlangıç alanı. Karavan var. Karavan yapımı karavan da var. Mesela değişik bir proje arabamız var mesela. Onu da bakalım. Enteresan bir şey ama. Bu da tanıtım aracı. Anladım. Bu çıkmaz. Ha. Mikrofonlar bizde. Tamam, bu mesela 17 merdiven yüksek bir araç. Bu yüksek. Yüksek. Mesela bu müşteri buna... Oo, çok başka bir şey. Bu birazcık da sanki müzik. Bu biraz tanıtım aracı yani. Ne diyeyim? Köylerde ya da bazı bölgelerde bilgilendirme. Buradan gelirsek mesela. Yan kapıyı aç. Bu şekilde 33 televizyon var. Bilgisayar ortamında karşıya tanıtım için. Burada da sunum tentesi var. Tent açılıp yani bir yere memlekete gittiklerinde insanlar şey için herhangi bir bilgilendirme. Tanıtım aracı. Bu da bir değişik bir proje mesela. Farklı bir proje. Aracın önü bu şekilde. Yeni kasa Ducato'lar. Birazcık panjura bize göre ters. Biliyorum garip bir seçenek yapmış bu sefer fiyat ama güzel. Şöyle bir içini göstereyim abi.
Şimdi dediğim gibi 3.5 metre uzunluğunda tente var. Tamam, karavan da var bildiğim kadarıyla. Karavan için karavan da yapıyoruz. Şu an genelde projelerimiz servis aracı üzerine yoğunuz. Okul sezonu anladım. Olduğu için bu zamanlarda. Tabii ki. Yani okul sezonu biraz daha servis aracı için daha yoğun. Tabii ki. Her şey müşterinin isteği ve taleplerine doğrultusunda yapılıyor. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi burasının işi uzun. Yani birçok fazla araç, birçok fazla talebe talep doğrultusunda bütün her şey yapılıyor. Orası var, burası var. İleri gidiyor, ileri kısmı var. Başka. Yani ben birazcık geç kaldım video konusunda ama yine de babamla konuşup birçok şeyi hallettiler. Ben de ek mesela bizim arabada normalde tavanlarda bir tane olacaktı. Baba dedim ki aşağıya da koyduralım. İşte bir de dedim ki bunlar bak benim istediğimden değil. Biz konuştuk Hüseyin abiyle mesela. Bunun altında da aşağıya yansıyacak bilet olacak. Şu döşemedir ha mesela. Ben de tavan döşemesini bu şekilde istedik. Yani babamla ben de. Ama seçeneklerden biri de bu var. Bu mesela bana çok soft geldi. O yüzden o birazcık daha hareketli, birazcık daha arabanın içini açabilecek bir renk olduğunu düşünerek de mesela bak bundaki de çok güzel. İşte bakalım Allah'ın izniyle babamın bir anda gaza gelip araba telaşına soktu bizi de, kendisine de. Beklemediğiz bu süreci hep birlikte izleyeceğiz sizlerle. 2024 Ford'un özellikleri çok fazla. Bu videom gibi mesela burada birçok işte MDF işi olsun busu bütün her şey burada yapılıyor. Camlar burada açılıyor. Hüseyin abi de söyledi az önce. Yani güzel bir yer. Düşünsene sıfırdan araba açtırıyorsun. Abi ben buraya şunu istiyorum, buraya bunu istiyorum. Tabii ki de bütçe doğrultusunda. Bütün her şey ekonomiye bağlı. O mesela gösterdiğimiz o karavan gibi garip bir araba vardı mesela. Onun da ayrılmış bir bütçesi varmış. O bütçeye göre o tasarımlar yapılmış. Daha profesyonel bir şey de yapılabilir mesela. Öyle. Ben bakalım buraya çok gelip gideceğim gibi duruyor. Çünkü arabanın her yapım aşamasında videosunu çekmeye çalışacağım. Bakalım şöyle bir Ford'u nasıl bir şey çıkaracağız. Bilmiyorum. Ama araba yine de heybetli yani. Fazla heybetli. Araba. Bakalım nasip. Girdik bir alamete, gidiyoruz bir kıyamete. Ben bu tarz servislerde evet Ford konforlu, iyi güzel hoş ama iç dizayn olarak Ducato'lar, Boxer'lar daha tatmin edici, daha güzel. Çok garip ya. Opel'in servisi mi olur abi? Mesela bu da bir VIP olacak sanırım. Mercedes. Dediğim gibi arkadaşlar artı bir rota dizayn artık vitelik gideceğiz. Bakalım süreci sizlerle birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Ne olur ne olmaz, nasıl olur bilmiyorum. Artı bir rota dizaynını da buradan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yapılan işlere bakabilirsiniz. Eğer bu işte uğraşan servis, okul, turizm, taşımacılıkla ilgili. Şahsen babamın da daha önce tanıdığı bir esnaf. Oradan da biliyorum çünkü. Babam da söyledi çünkü hani Nedir'in ismi. Onun dayanarak da size bu şeyleri gösteriyorum veya buranın videosunu çekiyorum. Yoksa araba aldık, arabayı evin önünde inceler geçerdim açıkçası. Sonuçta benim için bir video yine çıkmış oluyor. Ama burada geldiğimden beri işte hani kardeşim şunu şöyle yapalım. Evet istiyorsun ama bak şöyle bir proje var. Şöyle daha farklı olabilir. Öneride de bulunabildiler, bulundular. Ya da dediler ki şunu şöyle yaparsan bak senin için sıkıntı olur, ileride sorun yaratabilir. Abi dedim ki mesela USB ben de aynısı söyledim. Type-C olsun dedim. Tamam dediler. Herhangi bir işte bunlara göre fiyat farkı var, osu var, busu var. Bir sürü seçeneğim var. Tavanı seçtik işte mesela yıldız deseni isteyeceğim Boxer'daki gibi. Ya da istersen berç çakmak yazdırabilirim. Birçok seçeneğim var. Bütün her şey zevkine ve parana göre yapılıyor. Ve aynı zamanda da uygun fiyatlı olduğunu tavsiye ederim. Çünkü babam uygun olmasa gelmez buraya. Ben oradan biliyorum. Babam çok araştırır. TikTok'a girer, YouTube'a girer, oradan esnaf arar, Burdur'u arar, Ağrı'yı arar. Bütün dizaynçılara, herkese bir şey sorar. En son ortak bir kararı varıp işe başlar. Ama dediğim gibi daha önce de burada da bir alışverişi bir şey olmuş ve tanıdığı bildiği için burayı tercih etti. Bakalım biz de buradayız. Aracın işlemlerini hep birlikte izliyor olacağız.